Arkadaşlar merhaba ben Rüştü işte Hoca Ne yapıyoruz hocam? TYT Türkçe Uygulama Kampı'nda Geldik hocam 6. günü 6. günde yazım kurallarını konuşacağız Yazım kurallarına geçeceğiz fakat şöyle bir Artistlik yapacağım hocam bu artistliği yapmam lazım Çok faydanız olacak o artistliğimiz de şu Normalde biliyorsunuz fasükülü açıyorduk Oradan ilk 2-3 sayfayı 4 sayfayı Falan yapıyorduk konumuz yazım kuralları Olunca artık burada biraz daha olayı Aşmamız gerektiğini düşünüyorum Yani hocam bir açabilirsem inşallah konuşmalarla da Araya serpiştirip ha 6. fasiküle baktığımız zaman yazım kuralları ve noktalama işaretlerini görüyoruz arkadaşlar. Şunu yapacağım. Burada 14-15 sayfalık 20 sayfaya yakın bir yazım noktalama fasikülü var. Diğerlerinde 12 ama burada daha fazla. Ben yazım kuralları ile ilgili bütün fasikülleri bakın dikkat. Daha doğrusu fasikülün bütün sayfalarını bakın. Satır satır onlarca uygulama var burada. Tamamını yapayım diyorum. Tamamını bitirelim diyorum. Ama bu videoya sıkıştırırsak çok uzun bir video olur. Gerek yok. Tadında gitsin her şey. Akılda kalıcı olsun amacımız o. Doğal olarak ben bugün Yazım kuralları bir videosuyla aslında karşınızda olacağım. Yarın geri kalanı hatta kalırsa sonraki günde 3. gün olarak yazım kuralları 2-3 olarak aktarmaya çalışacağım. Yazım kuralları ile ilgili bütün fasiküldeki uygulamaları bitirelim diye tamam amacımız bu. E o zaman haydi uzattın hocam hiç konuşmaya gerek yok. Evet fasikülün arkadaşlar ilk sayfası ilk uygulaması gelsin hemen ne diyor bakın. Aşağıdaki cümlelerde kısaltmaların yazımı ile ilgili yanlışlar var ya da yok. Neyse o yanlışları varsa bulmanızı istiyoruz. Sadece kısaltmalar arkadaşlar. Sadece kısaltmalar. Zaten sayfa sayfa uygulama yapacağız. Niye kasalım? Hadi gelin hepsine bakalım. Son toplantıdan sonra TBMM'e gelen teklifler üzerine çok önemli kararlar alarak değişikliklere gitti. TBMM ifadesi büyük harfle yazılan bir kısaltma, büyük harfle yapılan bir kısaltma, büyük harfli kısaltmalarda araya nokta konmaz. Tabii ki yanlış yazılmış. Sadece Türkiye Cumhuriyeti There. Türkçe aman dikkat. Evet bunlarda koyuyoruz sadece tekrar Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kelimelerin kısaltımında büyük harf ve nokta kullanılır. Onun dışında büyük harfli hiçbir kısaltmada nokta yok hocam. Uyuyorsun ama. Vallahi billahi uyuyorsun ya. Dur. Daha yeni başladık bir candan hocam. Haydi bir gel kendine. Ne diyor ikinci örneğimiz? Mebin yaptığı sınavdan. Mebin derken hocam. M, E, B mi diyoruz? Hayır. Mebin. Yani ünlü harf varsa büyük harfli kısaltmalarda o adeta kelimeye dönüşür. Katü gibi. Rütük gibi. Değil mi? Amman dikkat. Aselsan gibi, Botaş gibi değil mi? Bunlar artık isim ya bir adet tabi kelimeye dönüşmüş. Ahmet'ten Mehmet'ten Ayşe'den bir farkı kalmamış. Doğal olarak mebin diyoruz. M E B'nin falan değil. Yani burada bir yazım yanlışımız yok arkadaşlar. Devam. Ne demiş? Bilet alır almaz T H Y'nin yani Türk Hava Yolları'nın demek istemiş. Eyvallah da büyük harfle yapılan kısaltmalarda biz açılıma göre ek getirmiyoruz ki. Neyin peşinde bu adam? Ya ben en azından neyin peşindeyim bu adam derken onu ben yazdım için. Ben neyin peşindeyim hocam? Türk Hava Yolları'nın ifadesi yanlış bir ifadedir. THY nin olacak arkadaşlar. Nin 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 nin. Yani N nin, nin yanlış yazılmış. Nın burada yanlış olmuş. Hemen şu noktayı da sileyim. Ha Buradan en azından nın şeklinin yanlış olduğunu anlamış olalım. Türk Hava Yolları'nın değil. THY nin olmalıydı. Devam. Bugünkü alışverişte boyaların 3 kg'den fazla olduğunu 3 kg'den de Allah aşkına kg'den denmez kilogramdan denir yani hocam ne yapıyorsunuz şunu yapıyoruz büyük harfli kısaltmalarda son sese göre ek gelirken küçük harfli kısaltmalarda kısaltmanın okunuşu yani açılımı nasıl ek alacağını belirler doğal olarak kilogramdan olacak kg'den değil mesela burada ne demiş 5 kuruşun bu doğru kr'nin falan değil arkadaşlar kuruşun devam ne demiş tdk ya bu ne Allah'ını seversen? Ya hocam TDK ya olur mu? Ya TDK'ya değil mi bu? Hayır arkadaşlar Türkçe'de H ya da K diye bir ses yok. Doğal olarak kısaltmalarda da aman dikkat son ses bizim için önemli tabii ki. K diye okumalı K diye getirmelisiniz. T, D, K, Y şeklinde bir ek getirimi olmalı. Lütfen cebinizde kalsın arkadaşlar aman dikkat. Peki başka ne var ona bakalım. Botaş nin yaptığı açıklama sonrası. Botaş nin mi? Bu ne Allah'ını seversen. B-O-T-A-Ş nin mi? Yani biz büyük harfli kısaltmalarda son ses dedik de ya bu kadar demedik. Mesela meb, mebin dedik. Orada m -E demedik. Yani hocam büyük harfli kısaltmalarda ünlü harf varsa biliyorsunuz ünlü ses harf varsa adeta o kısaltma kelimeye dönüşür demiştik. B o t a falandan ziyade botaşın demelisiniz. Nin değil, ın in olmalı. Aman dikkat arkadaşlar. Bu da kesinlikle cebinizde kalsın. Var mı hocam soru işareti buraya kadar? Yani şuradaki yanlış olmuş. Peki bakalım bir iki örnek daha. Rütük ye değil, r t ü k değil, rütüye olması lazım. Ye değil, rütüye şeklinde şöyle bir ek gelmeliydi. Aman dikkat. k y k -nin. Hayır. k y k Ha şimdi oldu hocam. K olarak okuyacağımız için bu kısaltma, bu yazım gayet doğru. Tübitak-nin. Hayır. To takın. burada ın in, in diye bir ek gelmesi lazım yanlış yazılmış. 5 metre küplük hocam üstü ifadelerde mesela metre küp dedim ek getirirken kesme kullanıyor muyum? Hayır tabii ki kesme kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz hocam? E zaten üst yeteri kadar boşluk bıraktığı için bir de oraya kesme koyarsak ve saçma zaman bir şey olur yani. Ne yazılı da belli değil orada. Doğal olarak metre küplük olacak bu bir yazım yanlışıdır. Devam TC vatandaşı evet TC'yi böyle yazabiliyoruz. Doğru kalem silgi defter vesaire almadan evet vs demişiz vesaire ifadesi Kısaltmışız, küçük harfi. Tabii ki nokta koyacağız. Burada bir sıkıntı yok. 13. yüzyıldan evet, yüzyıl böyle kısaltılmaz. Yüzyıl yazarken YY nokta olması lazım. Aman dikkat var mı hocam? Soru işareti yok. Peki ilk sayfamız cepte arkadaşlar. Fasikülün ilk sayfası. Hemen bunu geçelim. İkinci sayfadayız. Burada da arkadaşlar sayıların yazımı. Şimdi sizden ricam sayıların yazımı ile ilgili buralarda yanlışlıklar varsa onları düzeltmeniz. Bakın adım adım gidiyoruz. Yani kısaltmayı konuştuk sadece onlarca cümle üzerinden. Şimdi sadece sayıların yazımını konuşacağız. Bir süre sonra bir sonraki videoda yarınki videoda sadece büyük harf gibi düşün. Veya bitişik ayrı yazım gibi düşün onlarca yüzlerce cümle üzerinden. İçin rahat olsun hocam. E o zaman hadi başlıyoruz. Bakalım ne diyor. Kitapta 1250 soru olduğunu duyunca 1250 soru amman dikkat 1250 200 burada bitişik yazılmış. Amman hocam amman böyle olmaz sayı grupları ayrı yazılır. Ya hocam sanki bir yerde bitişik mi yazılıyordu? Evet ticari belgelerde diyor Türk Dil Kurumu. Evet <laughs> ticari belgelerde. Çek ve senet vurgusu tabii ki daha başta yapılıyor ama genel anlamda ticari belgelerde toparlıyor Türk Dil Kurumu. Sayı grupları orada bitişik yazılır diyor. Çünkü yani ortasına başına sonuna rakam eklenebilir, sayı eklenebilir, miktar değişebilir. O yüzden içiniz çok rahat olsun. Ne yapıyoruz hocam? Eyvallah sayı gruplarını her zaman ayrı yazıyoruz. Çek, senet gibi ticari belgelerde bitişik yazıyoruz. Cebinizde kalsın. Doğal olarak bu yanlıştı. Ayrı olmalı 200. 21.30'daki demiş. 21.30 derken araya sadece nokta gelmeli. Sayıların yazımı dedik ama tabii ki burada saatler sayı rakam vesaire kullanıldığından bunu da araya sıkıştırmış olduk. Saat ve dakika arasında iki nokta değil nokta kullanılır. Abi kolundaki dijital saatte bu dijital değil ama olsun. kolundaki dijital saatte hocam iki nokta var. Ya telefonunda iki nokta var. Bırak telefon şeyi kolundaki saati. Telefonunda iki nokta var. O da yanlış. Hatta çevrim içi mesela değil mi? Hazır telefona bağlamışken. Çevrim içi bitişik yazılıyor. O da yanlış. Ayrı yazılması lazım gibi gibi gibi. Yani illa milyonların kullandığı bir telefonda hocam yazıyorsa doğrudur gibi algı olmamalı Türk Dil Kurumu'nun. E, kuralları var. İkişer ikişer demiş. Aman dikkat arkadaşlar. Üleştirme sayıları asla rakamla yazılmaz. Bunları yazıyla ikişer şeklinde yazmalıydı. Aman dikkat hocam. İkinci kattan demiş iki rakam olarak yazdığımızda yazıya çevirdiğimizde daha doğrusu iki inciyi getiriyorum iki inci bu ne Allah'ını seversen. Ya ikiyi yazıya çevirdiğinde bu o zaman gelenekin nci olması lazım şurada i olmaması lazım değil mi? Çünkü getirdiğim zaman adam akıllı bir şey çıksın ortaya tamamdır ikinci kelimesi de yanlış yazılmış yukarıdaki şeyin yanlış yazıldığı gibi. 20 demiş bakın dikkat. <laughs> x e ben zaten bunu 20 diye okuyacağım. 20 i ile bitecek. nc'yi getirdiğim zaman 20. olacak. Gayet yerinde arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kasmayın ya. Bakın fasikülse ise fasikül. Kampsa kamp, kitapsa kitap, videoysa video. Sınırsız video ile karşınızdayız arkadaşlar. Sınırsız. Ya yarın yine video var. Ondan sonraki gün yine var. 10 gün sonra yine var. Her gün başka bir kamp başlıyor. Yani hiç yakanızı bırakmayacağız hocam. İçiniz rahat olsun. Şimdi bir, içim bir içim dökesim geldi. niyese böyle bir giriş yapasım geldi ama olsun. Yani bakın o fasikül bitecek başka bir şey başlayacak. O bitecek bir başka bir şey. Yani sınav anına kadar ben size bunları hatırlatacağım arkadaşlar. Unutma şansınız yok. Unutma şansınız yok. Türkçe edebiyat bende. İçiniz rahat olsun. O kamp biter öbürü başlar ve ben size bu konuları unutturmam. Hiç kafanızda soru işareti kalmasın. Yani lütfen bunu almayınız, sıkılmayınız. Beraber eğlenerek derslerimizi işleyelim. Olur mu? Yorumlarda bir görüşelim ya. Yorumlarda ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Yorumlar bir yazsın bir okuyalım. Ne var ne yok? Bir bakalım. Bekliyorum yorumlara. Hadi devam edelim. 20. yüzyıl eyvallah. Tabii ki doğru yazılmış. Evet. 21.15'te demiş. Araya nokta konulması doğru ama. Yani konumuzun dışında da olsa orada bir benzeşme olmalı. 21.15 T olması lazım. Peki. Baş, bakıyorum aşağıda ne var? Dörder dörder sıkıntı yok gayet doğru. 2605 kişi. Bakın ayrı yazılmış gayet doğru arkadaşlar. 10 soru daha çözmüş olsaydı diyor. Bakın dikkat. Türk Dil Kurumu diyor ki zorunlu olmadıkça, mecbur kalmadıkça, elimiz mahkum olmadıkça kısacası rakamla sayıyla bir cümleye başlanmaz. Yazım yanlış olur diyor. Ha sen 2008 yılında şöyle bir olay yaşadık diyeceksindir. Tamam başlayabilirsin çünkü orada yıl vereceksin zorunlusun değil mi? Ama burada öyle bir zorunluluk yok. 10 soruyu yazıyla yazabilirdin. Doğal olarak böyle yazılırsa bir yazım yanlış olur arkadaşlar. Yazıyla yazılmalıydı. Yüzer gibi görünse de aslında tam olarak yüzemediğini. Yüzerle beşerle alakası yok bunun bildiğini yüzmek. 600 halat. 600 ayrı yazılmalı arkadaşlar cebinizde kalsın. 15. demiş şeyle bitiyor. Inci inci geliyor. Gayet doğru. %60.5 demiş. Şimdi... Her şey yolunda. Yani yüzdeden sonra boşluk olmaz biliyorsunuz. Bakın 60 zaten bitiştirilmiş. Mesela şu bir yazım yanlıştır arkadaşlar. Çok saçma gelecek ama yazım yanlışı mesela bu. Yüzde veya binde bu binde olsun. Binde derdi diyor araya diyor boşluk bırakılmaz. E tamam saygı duyuyoruz ama burada bir yazım yanlışı var. O da şu 60.5 değil 60.5 olacak. Biliyorsunuz kesirsel ifadeler kesir sayılar ondalıklı sayılar daha doğru ifadeyle noktayla gösterilmez. Çünkü noktanın matematikte çarpı olarak bir karşılığı bir değeri var. Virgül konulması kafa karışıklığında gidermiş olur. Yani 3.5 derken 3.5 doğrudur. Burada da 60.5 60.5 olarak gösterilmeli. Yazım yanlışımız burada bu arkadaşlar. Peki devam ediyoruz başka ne var? 25 kilogram olması 25 kilogram hocam bunu yazıyla yazamazsınız. Bunu yazıyla yazamazsınız. Bir kural var. Türk Dil Kurumu diyor ki ya kardeşim diyor ölçü birimlerini yazıyla yazamazsın diyor. E tamam diyoruz biz saygı duyuyoruz. 25 kilogramı şöyle yazmak zorundasınız. Rakamla yazılmalı, sayıyla yazılmalı daha doğrusu. Devam, devam, devam. Bu yanlış tuşuna bir çarpı koyalım hocam. Onun yanına giderken saat 9'u 3 dakika 5 saniye geçe. Hocam normalde saatler yazıyla yazılmaz diyor Türk Dil Kurumu ama 21, 30, 17, 10 falan bunu kastediyor. Böyle yazılmaz diyor. Normalde saat işte 9'u 10 dakika 15 saniye 20 salise geçe gibi yazabiliyorsunuz. Bunu unutmayın lütfen. Yani 21, 30 yazamıyorsun ama saat 9'u 30 dakika geçe yazabiliyorsun. Şöyle bir tarayalım arkadaşlar. Çünkü direkt olarak sayılara odaklanarak gittik. Cümleler arasında böyle sayı olduğu halde kaçırdığımız bir şey olmasın. İçiniz çok rahat olsun. Şöyle bakıyorum. En az bir saat önceden. Evet bir saat yazılı yazılması gayet doğru. Yok hiçbir sıkıntı yokmuş. Harika gitmişiz. Bugün arkadaşlar sayıların yazımı ve kısaltmaların yazımını konuşmuş olduk. Çok uzatmaya gerek yok. Tadında olsun. Çünkü yarınki videoyu yeteri kadar kasacağım uzatacağım. Planım o. Yani orada bir cinlik düşündüm hocam. Oraya uzatacağım. Çünkü orada bayağı bir uygulama bizi bekliyor. Öyle böyle değil. O yüzden burada çok uzatmaya gerek yok. Çok bunaltmaya. Bir sonraki videoda inşallah görüşeceğiz. E o zaman haydi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. <laughs>